Merhaba arkadaşlar. Microsoft Office 2013 PowerPoint dersimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ekleme menüsünün altında bulunan resim ekleme, smart art, grafik oluşturma ve ekran görüntüsü yakalamaktan bahsedeceğiz. Bunları nasıl gerçekleştireceğimizi şöyle görelim. Bu şekilde resim ekleyeceğiz. Smart art ekleyeceğiz. Grafik oluşturacağız. Ve ekran görüntüsü yakalayacağız. Eski çalışmış olduğumuz PowerPoint sunumumuzu açalım. Sağ tuşa tıklayarak yeni bir slide ekleyelim. Önce resimlerimizi eklemekle başlayalım. Açılan yeni slide sayfasının ortasında resimler ikonunda resmimizi seçip ekleyebiliriz. Veya ekleme menüsünün altında bulunan resimler ikonunda ekleyebiliriz. Resmimizi ekledik. İlk önce başlığımızı eklememiz gerekiyordu. Başlığımızı da yazalım. Resmimizi ekledik. Resmimizi kenarında bulunan bu yuvarlak işaretlerden üstüne gelip okun şekli değişince küçültüp büyütebiliriz. Biz sayfamıza göre oranını ayarlıyoruz. Yanına şimdi bir şeyler yazmamız gerekecek ama resim eklediğimiz için metin kutusu kalmadı. Yeni metin kutusu eklemek için yine ekleme menüsünün altından metin kutusu seçeneğinden istediğimiz boyutlarda metin kutusu ekleyebiliriz. Metin kutusunun içine yazacaklarımızı diğer slaytımızdan alalım. Sağ tuş kopyala seçeneğinden kopyalayalım. Yine sağ tuş yapıştırma seçeneklerinden yapıştıralım. Yazımızı yapıştırdık. Slide sayfamıza resim eklediğimiz zaman bize resim araçları altında biçim yazan yeni bir menü açıldı. Bu menüde bize resim üstündeki değişikliklerden bahsediyoruz şimdi. Değişiklikleri görebilmek için resmimizi kopyalayalım. Altına bir tane daha yapıştıralım ki arasındaki farkı görebilelim. İlk resmimizin üstünde oynamalar yapalım. Nasıl resmimizi değiştirebiliyoruz? Biçim menüsüne tıklıyoruz. Burada arka planı kaldırdan resminizin arkasında bulunan şurada görünen arka planı kaldırmak için burada değişiklikler yapacağız. Bu şekilde bu mor olan kısımları arka plan olarak algılıyor ve siliyor. Bu şekilde. Peki. Korunacak olan alanları işaretle diyerek düzgün olarak seçimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz bu şekilde. Korunacak olanlar artı işareti geliyor üstüne. Kaldıracak alanlar seçeneğini tıklayarak da istemediğimiz bir yeri böyle silip üstüne eksi işaretini alarak kaldıracak alanları seçebiliyoruz. Ben göstermek için böyle bir alan seçtim. Bu işareti kaldıracağım. İşaretleri sil butonunda işaretimizi kaldırıyoruz. Tüm değişiklikleri silebiliyoruz veya değişiklikleri koru seçeneğine tıklayarak arka plandan kurtulabiliyoruz. Arka planı şu an görüyorsunuz. Birbirinden farkını, ikisi resim arasındaki farkı buradan görebiliyorsunuz. Arka planı kaldırdık. Yine biçim menüsünden, ayarlar kısmından, düzenlemelerden resmimizi netleştirip bulanıklaştırabiliyoruz. Mesela resmimizi seçip üst önünde zaten ne kadar bulanıklaştırdığını ya da netleştirdiğini yazıyor. Biz en net haliyle alalım. Parlaklığını buradan değiştirebiliyorsunuz. Ne kadar parlak isterseniz ya da ne kadar kontrast isterseniz buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Biz resminizde bir değişiklik yapmayacağız. Buradan bu seçenekten resminizin rengini değiştirebilirsiniz. Renk doygunluğunu, renk tonunu ya da yeniden renklendirebilirsiniz burada. Ya da saydamlaştırabilirsiniz resminizi. Ya da buradaki renk seçeneklerini beğenmediyseniz kendiniz buradan yeni renkler seçip
Resmin rengini değiştirebilirsiniz. Artistik efektler kısmından da resmin üstünüze böyle bu şekilde üzerine geldiğiniz zaman ön izleme veriyor zaten. Efektler ekleyebilirsiniz. Resmi isterseniz sıfırlayabilirsiniz. Resmi sıfırladan eski haline döndürebilirsiniz. Biz sıfırlamayacağız. Ya da resminizi değiştirebilirsiniz. Resim stilleri kısmından ise resminize çerçeve ekleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz çerçeveyi seçip ekleyebilirsiniz. Ben bu çerçeveyi seçmek istiyorum. Yine aynı kısımdan resim stilleri kısımlarından resim kenarlarına tıklayarak burada kenarlarının rengini değiştirebilirsiniz. Veya yine buradan çerçeve kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Buradan resminize efekt verebilirsiniz. Üç boyutlu hale getirebilirsiniz. Resmin çerçevesinin parlaklığıyla oynayabilirsiniz. Şöyle bir gölge vermek istiyorum. Buradan resminizi Smart Art'a dönüştürebilirsiniz. Smart Art'ı bir sonraki slide sayfasında göstereceğim. Böyle resminizin önüne, arkasına ya da resmin içinde bulunduğu bir Smart Art ekleyebilirsiniz buradan da. Şöyle resminizi birazcık yazımızın altına doğru sürükleyelim. Buradan resminizi yine tıklayıp resmi öne getirebilirsiniz ya da arkaya gönderebilirsiniz. Hizalığı seçeneğinden resminizi istediğiniz şekilde hizalayabilirsiniz veya ok tuşuyla da resminizi istediğiniz yerde hizalayabilirsiniz. Döndür seçeneğinden resminizi istediğiniz yöne döndürebilirsiniz. Tüm döndürme seçeneklerinden de buradan da istediğiniz yüzeyleri girip o şekilde de döndürebilirsiniz. Kırp seçeneğinden resminizi yeniden boyutlandırabilirsiniz. Burada şekli göre kırp ya da kendiniz bir oran belirleyip kırpabilirsiniz. Biz resminizi kırpmayacağız ama şöyle gösterelim. Mesela şu şekilde resmimizi kırpalım. Şuradaki fazlalıklardan kurtulmuş olduk. Resminizin üzerinde bulunan kutucuklardan resmin boyutuyla oynayabileceğiniz gibi burada bulunan yükseklik genişlik kısmından da resminizin boyutuyla oynayabiliriz. Resim ekleme bu şekilde. Şimdi yeni bir slide sayfası ekleyip Smart Art eklemeyi gösterelim. Yine ekle menüsünden Smart Art butonuna tıklayarak istediğiniz şekildeki Smart Art'ı buradan ekleyebilirsiniz. Size uygun olanı seçebilirsiniz. Ben şuradan bu Smart Art'ı seçmek istiyorum. Tıklıyorum ve tamama basıyorum. Smart Art kendisi ekleniyor. Yeni bir Smart Art eklediğimiz zaman yeni bir menü açılıyor. Smart Art araçları tasarım ve biçim menüsü olmak üzere. Tasarım menüsünden bahsedelim ilk önce. Tasarım menüsünden Smart Art'ımızın adı üstünde tasarımını buradan değiştirebiliyoruz. Mesela Smart Art'ımızın burada bize PowerPoint'in vermiş olduğu renk kombinlerinden istediğimizi seçip buradan bu şekilde seçebiliyoruz. Smart Art stilleri kısmından Smart Art kutucuklarımızın bu şekilde stillerini değiştirebiliyoruz. Ben bunu seçmek istiyorum. Grafik oluştur kısmından şekil ekle diyerek istersek yeni bir Smart Art kutucuğu ekleyebiliyoruz. Madde işaretleri ekleden bir Smart Art içine yeni bir madde işareti ekliyor. Şu anda göremiyorsunuz. Yazı yazdıktan sonra daha net göreceğiz. Önce yazımızı yazalım. Birinci kuşak bilgisayarlar. Yazı yazarken de Smart Art'ın içine tıklayıp sadece yazmamız yeterli. İkinci kuşak bilgisayarlar. Veya Smart Art'ın eklenen çerçeve içinde şurada bir tuş var. Buraya tıklayıp istersek buraya da yazıyı yazıp
SmartArt'ın içine yazımızı ekleyebiliriz. Bu şekilde SmartArt'ımıza yazı eklemiş olduk. Madde işareti ekle de seçili SmartArt kutucuğunun içine yeni bir madde işareti ekliyor. Gördüğünüz gibi madde işareti eklendi. Buraya yazabilirim istersen. Ben yazmayacağım şimdi. Yine grafik oluştur kısmında seçili SmartArt kutucuğunu yukarı aşağı bu şekilde taşıyabiliriz. Veya kutucuğunu tutup bu şekilde ayarını da yapabiliriz ama biz istediğimiz şekilde tutturamayabiliriz. Buradan yukarı aşağı seçeneklerinden yaparsak daha şekli düzgün olur. Buradan SmartArt'ımızın yönünü değiştirebiliriz. Sağdan sola seçeneğinde. Veya SmartArt'ımızı düzenler kısmında değiştirmek istersek. Ekledik ama beğenmedik. Bu şekilde değiştirebiliriz. Üstüne geldiğiniz zaman yine ön izleme oluşacaktır. Ben şimdi değiştirmeyeceğim. C, D, D, Z yapıp eski haline getirdik. Burada en sonunda sıfırla kısmı var. Burada istersek grafiği sıfırlaya tıklayarak SmartArt'ın bütün özelliklerini eski haline ilk başta yaptığımız haline dönüştürebiliriz. C, D, D, Z yapıp geri alıyoruz. Yanında da dönüştür seçeneği var. Buradaki dönüştür seçeneğinde SmartArt'ımızı metne dönüştürebiliriz. Biz ona dönüştürmek istemiyoruz. CTRL-Z yapıp geri alıyoruz. Veya şekli dönüştürüp SmartArt'tan kurtarabiliriz. Bu şekilde artık bu bir SmartArt değil. Sadece şekillerden oluşmuş bir resim. Zaten gördüğünüz gibi orada bulunan tasarım menüsü kalktı hemen. Bunu bir resim dosyası olarak algılayıp tasarım menüsünü kaldırıyor. CTRL-Z yapıp biz tekrar eski haline döndürelim. SmartArt'ımızı şimdi tasarım menüsünden biçim menüsüne bakalım biraz da. Biçim menüsü ise SmartArt'ın içine yazdığımız yazıların burada stillerini değiştirebiliriz. Ya da SmartArt kutucuklarının stillerini değiştirebiliriz burada. Buradan şekil dolgusu kısmında rengini değiştirebiliriz. Ya da boş yapabiliriz kutucuğu. Ya da buradan kutucuğun içine resim ekleyebiliriz. İstersek bilgisayarımızdan ya da istersek internetten. Buradan bu şekilde ışıklandırmasını değiştirebiliriz. Ya da dokusunu buradan bu şekilde değiştirebiliyoruz. Şekil ana hattı kısmından SmartArt kutucuğumuzun üzerine çerçeve yapıyor. Buradan çerçeve kalınlığını arttırırsak çerçeveyi görebileceğiz altta. Bu şekilde. Şekil efektlerinden de yaptığımız çerçeve bu şekilde efektler veriyor. Buradan da efektler verebiliyoruz. Şekiller kısmından İstersek SmartArt kutucuğumuzun şeklini değiştirebiliyoruz. Bu şekilde, bu şekilde. Seçtiğimiz SmartArt kutucuğunu daha büyük ya da daha küçük hale getirebiliyoruz. Buradan rengini değiştirebiliyoruz yazdığımız yazıların. WordArt stillerinden yazdığımız yazının stillerini değiştirebiliyoruz. Buradan seçtiğimiz SmartArt kutucuğunun boyutunu buradan değiştirebiliyoruz. Ve şimdi tasarım menüsünden grafiği sıfırlaya tıklayarak SmartArt'ımızı eski haline getirelim. Buradan rengini değiştirelim. Ve kutucuğumuzda böyle küçük bir oynama yapalım. SmartArt ekleme de bu şekildeydi. Şimdi yeni bir slide daha ekleyip grafik oluşturmayı görelim. Grafik oluşturmak için de yine açılan start sayfası içinden buradan grafik ekle seçeneğine tıklayarak ya da ekle menüsünden grafik seçeneğine tıklayarak buradan bu şekilde istediğimiz grafiği ekleyebiliyoruz. Ben
Sundress'i eklemek istiyorum. Kümeden bir sütun seçip tamamına tıklayarak devam etmek istiyorum. Grafik eklediğimiz zaman bir tane Excel penceresi açılıyor grafikle beraber. Buradan isimlerini istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Verileri buradan bu şekilde değiştirebiliyoruz. Mesela ben burada kategori yazan yeri 2007, 2009, 'yazıp boşa tıkladığım anda zaten altında hemen değerleri görüyorsunuz, değişiyor. Buradan değerlerini şu şekilde değiştirip hemen değiştiğini göreceksiniz değiştirdiğiniz zaman. Bu şekilde istediğiniz değerleri girip grafiğinizi oluşturabilirsiniz. Bizim grafiğimiz şimdilik böyle kalsın. Grafik eklediğiniz zaman yine menü çubuğunda grafik araçları adı altında tasarım ve biçim olmak üzere iki tane menü ekleniyor. Buradan tasarım kısmında ben verilerimi düzeltmek istiyorum, yanlış veri girdim ya da değiştirmek istiyorum dediğiniz zaman verileri düzenleye tıklayarak yine aynı Excel sayfasını açıp buradan verinizi düzenleyip yine kapatabilirsiniz. Bunu tasarım menüsü altından değiştirebilirsiniz. İsterseniz yine tasarım menüsü altından grafik düzenleri kısmından grafiğinize yeni öğeler ekleyebilirsiniz. Mesela bu şekilde gölge anahtarı ekleyebilirsiniz. Üzerine geldiğiniz zaman ön izleme yine sağlayacaktır size bu şekilde. Hızlı düzen kısmından yine grafiğinizin düzenini değiştirebilirsiniz bu şekilde. Ya da renk değiştir seçeneğinden grafiğinizde bu şekilde rengini değiştirebilirsiniz. Yine tasarım menüsü altında grafik stilleri kısmından grafiğinizin stilini istediğiniz şekilde hazır olan bir stili seçip değiştirebilirsiniz. Yine tasarım menüsü altından grafiğinizin türünü ben bu grafiği istemiyorum deyip farklı bir grafik seçip grafiğinizin türünü seçebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Grafiğinizin başlığını bu şekilde buradan değiştirebiliriz. Biçim menüsünden ise grafiğimizin bu şekilde arka planını istediğimiz renkte değiştirebiliriz. Veya yazı stillerini, Word Art stillerinden yine istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bu kısımdan yazı ile ilgili her türlü değişikliği yapabiliriz. Buradan da şekli ile ilgili her türlü değişikliği yapabiliriz. Şekil ekleyebiliriz. Grafiğimizde. Boyutlar kısmından bu şekilde değiştirebiliriz. Ya da grafiğimizi yazımız varsa yine WordArt'ta olduğu gibi öne getir, arkaya gönder seçeneklerinden konumunu değiştirebiliriz. Grafik ekleme de bu şekilde. Şimdi yeni bir sayfası daha açıp ekran yakalamayı gösterelim. Ekran yakalamak için yine ekle menüsünden ekran görüntüsü seçeneğine tıkladığınız zaman açılı olan sayfanızın hemen altında bulunan sayfayı açıp sizin istediğiniz yeri kesme işleminizi sağlayacaktır. Biz internetten ekran görüntüsüne tıklayalım. Ekran kısmına tıkladıktan sonra burayı böyle tutup yapalım. Resmimiz biraz küçük geldi. Yine kenarındaki küçücüklerden tıklayarak resmimizi büyütebiliriz. Kestiğimiz resim yine resim eklemede olduğu gibi resim araçları biçim olarak bir menü açıldı. Resmin üstüne yaptığımız bütün değişiklikleri aynı şekilde
Yaptığımız resim üstünden de yapabiliriz. Mesela şu şekilde değiştirelim. Resim üstüne tıklayıp biçim menüsünden istediğimiz değişiklikleri resmin üstünde yaptığı gibi oynamalar yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bu bölümlük de bu kadardı. Şimdi bu bölümde yaptıklarımızdan kısa bir özet geçecek olursak, bu bölümde resim eklemekten, beklediğimiz resimler üzerinde yaptığımız oynamalardan, grafik eklemeden ve grafik üzerindeki düzeltmelerden, ekran kaydı alıp ekran kaydı aldığımız fotoğraf üstündeki yaptığımız düzeltmelerden ve Smart Art öğesi ekleyip Smart Art'ın üzerinde yaptığımız değişikliklerden bahsettik. Bu bölümlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.